Bugün 14 Kasım, ben Ali Çağatay, Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Maden Dünyası'nda bugün kömür üretimini konuşacağız. Faydalarını, zararlarını, sakıncalarını ya da doğaya aykırı olan yanlarını ya da insan hayatında işgal ettiği yeri. Her şeyi konuşacağız. Hayatımızın bir parçası. Şu anda dünyada küresel ısınmayı en fazla tahrik eden fosil yakıtların başında geliyor kömür. Hemen arkasından petrol geliyor ama dünyaya baktığımızda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hala enerjilerinin çok önemli bir bölümünün kömürden kaynaklandığını görüyoruz. Mesela Amerika, Hindistan ve Çin dünya fosil yakıtlarının yaklaşık %80'ini, yani kömür kaynaklı yakıtların %80'ini tüketen ülkeler olarak gözüküyor. Türkiye henüz o ligin çok çok dışında. Örneğin güneş enerjisini çok iyi kullandığı söylenen Almanya'da bile enerjinin %25'inden fazlası halen kömürden elde ediliyor. Ancak giderek yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru döndükçe kömürün payı azalıyor. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Bu yüzden bütün enerji kaynaklarını verimli ve zamanında kullanmak zorunda. Bunları konuşacağız. Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sağ olun Ali Bey. Şimdi bir kömür çalıştayı yapıldı geçen yıl. Bir de bu yıl yapılacak. Önce geçen yıl yapılan kömür çalıştayında neler konuşuldu? Tabii bilmeyen izleyicilerimiz bakımından soruyorum. Bu çalıştaydan elde edilen sonuçların yeni çalıştaya, 30 Kasım'da yapılacak olan çalıştaya katkıları nasıl olacak? Teşekkür ediyorum. Şimdi geçmişte böyle bir çalışma yoktu. Çalıştaylar gibi veyahut da kömürün farkındalığı yoktu. Ben yeni bakanımızla beraber, Berat Bey'le beraber ve ekibiyle beraber kömürün farkındalığı Türkiye'de ortaya çıktı. Bir enerjimiz var, bir şeyimiz var, bunu değerlendirelim. Bu bizim fosil yakıtlarda, öbür fosil yakıtlarımız olmadığı için, gaz gibi, petrol gibi, kömürü en iyi şekilde değerlendirelim diye kömürün farkındalığı ortaya çıktı. Bunu farkındalığını ortaya koydular. Bizi en çok mutlu eden bu. Bunu yaparken de biz geçen yıl birincisini yaptığımız çalıştayı gene bakanlığımızın himayesinde, Bakan Bey'in kontrolünde, bizim de dernek olarak bizim üstlendiğimiz bir geçen sene birincisi yapıldı. Birinci kömür çalıştayı yapıldı. Bu kömür çalıştayında biz çok ciddi faydalar oldu. 18 madde geçen sene kömür çalıştayında acil eylem planıymış gibi konduk, 18 maddeye hemen eyleme sokalım kondu. Bu seneye baktığımız zaman biz şimdi önümüzdeki 30 Kasım'daki ikinci çalıştay, geçen sene birincisi yapmış, bu ikincisi olacak. Bu konan hedeflerin %70'ini aşmış, yapmış durumdayız. Bu çok büyük bir başarı. Bir yıl içerisinde 18 tane madde koymuşuz, bunun %70'ini aşmışız yapmakta. Bu tabii bir kararlılığın, bir iradenin şeyi. Bu kararlılığı ve iradeyi de bakanlık gösteriyor. Biz de destek veriyoruz. Yani biz orada çok büyük yol aldığımızı düşünüyoruz. Ha şimdi bu sene onu çek edeceğiz. Neyi yapmışız, neyi yapamamışız, neden yapamamışız? Yeni hedefleri koyacağız. Bu size sene göre, tekrar. Mesela madem çalıştaya gidiyorsunuz, size göre ne kadarını yapamadık? O birinci çalıştayda elde edilen, varılan sonuçlardan ne kadarını yerine getirdik? Bize göre %20, %25'ini yapamadık. Bu da diğer bakanlıkların, diğer bakanlıklardan elimizde olmayan ya da bakanlık bir gayret gösterdi. Biz bir gayret gösterdik fakat mecbur bazı zorunluluktan olamayan işler var. Onları da zaman içerisinde bu seneki hedeflerimize koyacağız. Onu da halledeceğiz. Paydaş bakanlıklar, işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Bakanlığı. Başta evet. Orman Bakanlığı. Madenciliğin en büyük problemi maalesef orman izinleri ve orman kiraları. O noktada çok başarılı belki istedik ama istediğimiz yere daha yaklaşamadık. Evet. Şimdi oraya geleceğiz. Bir grafiğimiz var. Arkadaşlarımız Dünya Kömür Ligi'ni gösteren bir grafik. Onu tam ekran versinler. O grafik eşliğinde konuşacağız. Şimdi dünyanın bir numaralı kömür üreticisi olan ülkesi Çin. Bakın Çin ve Amerika ve bu arada Hindistan'ı topladığımız zaman neredeyse dünya kömür üretiminin yaklaşık %75'ini, 80'ini 3 ülke oluşturuyor. Arada bir ülke var. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Avustralya dünyanın 3 numaralı kömür üreticisi fakat karbon ayak izi en hafif olan ülke. Neden? Avustralya kazıyor ve satıyor. İçeride kullanmıyor. Dolayısıyla bu tür ülkeler var. Mesela dünya karbon emisyonuna negatif katkı sunan ürettiği ürünler sebebiyle çok sayıda ülke var. Avustralya bunların başında gelen
ve en bariz örneklerden biridir. Avustralya bütün forumlardan masum ve suçsuz olarak çıkar. Oysa Avustralya'nın katkısı, işte bu grafik zaten bize söylüyor, dünyada fosil yakıtlar ya da karbon emisyonuna en fazla zararı veren 3 ülkeden bir tanesi. Fakat kendisi fazla üretmediği için, yani sanayileşmesi dolayısıyla fazla üretmediği için bunun dışında kalabiliyor. Türkiye 12. sırada. Acaba şu grafiğe baktığınızda, yani haklılar haksızlar gibi düşünmeden sadece daha nesnel bir değerlendirme yapmak adına bizim olmamız gereken yer neresi? Ya da Türkiye bu grafikten nasıl bir şeyle çıkıyor, yüz akıyla çıkıyor? Şimdi Ali Bey, şöyle bir şey var. Tabii dünyada kömür üretiminin, yıllık kömür üretiminin yarısını Çin üretir ve tüketir. Çin hem ithalatçı hem ihracatçı. Evet. Bunun dışında Avustralya'yı sordunuz. Avustralya çok geniş bir ülke. Nüfus çok düşük. Ekonomisi, evet, kömür üretimi çok fazla. Mekanize çalışıyorlar. Dünyada en iyi kömür üretimini yapan ülke bize göre. Tam mekanizasyonda biz de sık sık gidip geliyoruz. Oradan teknoloji transferi yapmaya çalışıyoruz şu anda. Tabii ama alan olarak çok geniş. Nüfus olarak çok düşük. Sanayisi kendine yetecek. Madenlerle ayakta kalan bir ülke. Dolayısıyla burada karbon ayak izinin de düşük olması doğal. Yani onların çok bir becerisi değil ama olan durum bu. Ha, biz burada neredeyiz? Geçen sene 15 milyar ton kömür konuşuyorduk. Bu sene 18 milyar ton konuşuyoruz. Yani yeni sondajlar, yeni rezervler ortaya koyduğumuz zaman 18 milyar tonu konuşuyoruz. Burada Avustralya'nın kömürünün bir kısmı coking coal, bir kısmı steam coal. Yani bir koklaşma özelliği olan bir kömür, bir kısmı sanayiye giden, bir kısmı da steam coal, ısınma meşgulü. Şimdi dolayısıyla Avustralya'da bu tamamen ihracatçı bir ülke kömür noktasında. Onlarla bizim yarışmamız mümkün değil. Bizim kömürlerimizin kalitesi, Allah'ın bize verimi bu, bizim bölgemizin verdiği bu. Daha düşük kalorileri olan bir yapımız var. Yani bunun yurt dışına ihraç edilmesi çok fazla söz konusu değil. O zaman biz bunu kendimiz üretip kendimiz tüketmek zorundayız. Öyle veyahut da öyle. Yani biz bizim ürünümüz olan bu kömürlerin Anadolu tabiriyle etinden sütünden faydalanmak zorundayız. Ki biz cari açığa faydası olsun, ülke güvenliğinde bağımlılığımızı bitirsin. Biz onun için yerli kömürlerimizi mutlaka sonuna kadar değerlendirmek zorundayız. Şimdi bunun adımı geçtiğimiz günlerde atıldı. Biliyorsunuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde Eren Holding'le Hattat Holding bir araya getirildi. Yani bir konsorsiyum oluşturuldu. Bir tanesi kömürü üreten ülke, şirket. Öteki de kömürü kullanan, termik santraller bakımından çok yüksek kapasitesi olan bir grup. Eren Holding Türkiye enerjisinin yaklaşık %5'ini üreten, tek başına üreten ve ağırlıklı olarak da termik santrallerden üreten bir şirket. Ama bugüne kadar kömür ihtiyacının çok önemli bir bölümünü Kolombiya'dan sağlıyordu. Şimdi galiba bakanlık şuna karar verdi. Dedi ki, biraz önce söylediniz ya, kömürümüz var. Tamam, düşük kalorili. Düşük kalorili bu kömürü dışarıdan ithal etmeden iki şirket bir araya gelirse bu sinerjinin bir benzerini başka şirketler nezdinde de yapmayı düşünüyorum. Yani bu bir başlangıç. Eren Holding ile Hattat Holding'in bir araya gelip bir tedarikçiyle tüketicinin bir arada bulunması çok önemli. Bunun bir benzerini ya da benzerlerini yapabilirsek belki kömür üretimini, yerli kömür tüketimini daha fazla canlandırma imkanımız olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Ali Bey, şöyle bir şey. Tabii bakanlık çalışırken bilinçli ve milli çalışıyor. Yani burada cari açığımız var. Cari açığın içinde de kömürün payı bayağı yüksek. Şimdi burada Bakan Bey'in burada yapmak istediği, Eren Holding şu anda Türkiye'nin en büyük üreticilerinden bir tanesi. Hattat Holding'de 15 senedir o yatırımı yapıyor. Orada taş kömürü bölgesine yapıyor. Üretim yapacak. Hattat Holding'in çıkardığı kömürü Eren Enerji'ye yakmasıyla dışa verdiğimiz dövizin bir miktar azalmasını sağlamaya çalışıyor. Hem yerli kömürün önünü açıyor, hem de dışa döviz bağımlılığımızı azaltmaya çalışıyor. Aynı projeyi ayın 30'unda, 30 Haziran'da, 30 Kasım'daki toplantıda da belki Bakan Bey de bunu bilmiyorum hazırlanırsa biterse açıklar mı diye düşünüyoruz. Ama kömürlere yeni teşvikler veriyor gelecek. Bunları mesela, tek tek anlatacak. Neler verecekler? Biz tabii onları şu anda bitmediği için bizim bir şey söylememiz söz konusu değil ama bir tanesinin bunu olduğunu biliyoruz. Şöyle ki biliyoruz, böyle bir çalışma var. İthal kömür santralları, yani ithal kömüre bağlı santrallar yurt içinden kömür temin eder, yerli kömür yakarsa yerli kömürün milyon kalorisinden kilowatt saate dönüp onun ettiği
karşılığı kadar enerji alım garantisi verilecek. Bu ne demektir? Bugün sadece Zonguldak değil, atıyorum İzmir'de ki arkadaşlar, Çanakkale, Çan'daki arkadaşlar da iç piyasadan kömür aldıkları zaman o kömürlerin karşılığı kadar enerji alım garantisi verilecek. Bu da ne demek? İç piyasada bir canlılık getirecek. Dolaylı olarak destekleyecek, çok büyük fayda olacak. Neden? Şu anda 30 milyon ton ithal kömür geliyorsa sanayi amaçlı, %10 bile kullanılsa, %10 bile 3 milyon ton. 3 milyon ton yeni bir pazar açılmış olacak yerli kömüre. Bu da yerli kömüre çok büyük destek olacak. Yani bu dolaylı bir destek gibi olacak ama direkt yerli kömürü ilgilendiren bir destek, yerli kömürcüyü ilgilendiren bir destek. Artı lisansı kendinin olan, kendi adına yatırım yapan, kendi adına santral kuran arkadaşlarımız var. Bunları kurmak isteyenler de var. Bunların kömürlerinden üretilecek enerjiye de alım garantisi gelecek. Bunu da bekliyoruz. Yani gelmesini bekliyoruz, evet. En azından. Bu ne getirecek? Bu daha fazla şey getirecek. Çünkü bunun burada 3 kuruş fazla bile verilmiş olsa veyahut da o şey önünü açılmış olsa orada ödenen paralar kendi ülkemizde taklatan para. Ben bakkala vereceğim, işçime bakkala verecek, bakkal gidecek, bilmem niye verecek. Yurt içinde taklatan para. 3 kuruş fazla olsa, ucuz olsa çok önemli değil. Ama ithal kömüre verdiğimiz para, oldu ki bugün parayı veriyor, yarın İsviçre Bankası'nda. Yani bir daha biz görmüyoruz o parayı. Döviz ödeyerek, döviz veriyoruz. Dolayısıyla bunları da göz önüne bulundurarak yerli kömüre bunun gibi daha böyle olduğunu bildiğimiz böyle destekler var. Ama biz bunların hepsini şu anda bilemeyiz de söyleyemeyiz de. Çünkü bakanlığın böyle bir çalışması olduğunu biliyoruz. Diğer bakanlıklara sorulduğunu biliyoruz. Ciddi bir çalışma içinde olduklarını biliyoruz. Ve bunu da Sayın Bakanımız Enerji Zirvesi'nde, Antalya Enerji Zirvesi'nde de bizzat kendisi önümüzdeki senenin başında veya bu senenin sonunda kömürle ilgili yeni bir paket açacağız dedi. Bunu 30 Kasım'da açar mı bilmiyoruz. Hazırlıklar biterse bekliyoruz. Ama ciddi bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi kömür madenciliğindeki en büyük risklerden bir tanesi işçi sağlığı ve iş güvenliği ve iş kazaları. Önüne geçilemiyor. Önüne geçilmesi için alınan bütün önlemlere rağmen kazadan kaçınmak mümkün olamayabiliyor çoğu zaman. Elbette ihmaller olabilir ama önüne geçiremeyen ya da ihmallerin silsilesinin sonucu olmayan bazı durumlar da ortaya çıkabiliyor. Şimdi kömür madenciliğini de hedeflenen şu, Amerika bunu çok iyi yapmaya başladı. Artık robotik sistemlerle kömür çıkarıyorlar. Bizde yani robotik sistemlerle minimum sayıda işçi kullanarak ya da yer altına çok az sayıda işçi indirerek yapabilme imkanlarını arıyor muyuz ya da neler yapıyoruz bu konuda? Sizin bazı çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Biraz önce arkada konuştuk. Hem kendi çalışmanızı anlatmanızı istiyorum. Hem Türkiye kömür üretiminin robotik sistemlerle daha aktif ve daha faal ve daha az riskli hale getirmesi için neler yapılması gerektiğini soruyorum. Şimdi Ali Bey, demin söyledim. Bizim çalıştığı, geçen seneki çalıştığı %70 başarımız var, %80 başarımız vardı. Bunun içinde bakanlık bunların hepsini önlemek için Maden Güvenlik Kurumu diye bir kurum kurdu. Evet. Bu kurumun başkanı Müsteşar Bey, Fatih Bey. Biz bununla ilgili mesela 2 hafta önce toplantılar yapıyoruz. Bütün bakanlıkların katılımıyla. Neyi nasıl yaparsak bunu indirebiliriz, neyi nasıl yaparsak ne yaparız diye. Tabii bunu kurdular. Bunun yanında mesela MİGEM Akademi diye bir şey kurdu bakanlık. MİGEM Akademi dediğimiz zaman eğitim, hem madencinin eğitimi hem madeni denetleyenlerin eğitimi. Yani denetleyen de eğitiliyor, çalışan da eğitiliyor. 11 ilde 13 tane maden meslek liseleri açılıyor. Bir kısmı açıldı, bir kısmı açılıyor. Yani ÜMDEK dediğimiz bir şey yaptık. Ülkenin bu maden rezervlerini etüt çalışması. Evet. Karot Bilgi Bankası kuruldu. Mesela bu da çok büyük bir olay. Birisi sondaj yapıyor, kömür arıyor ama altta başka bir maden var. Onu görmüyor bile, bilmiyor zaten. Karot Bilgi Bankası'yla bunlar gözden kaçmayacak. Burada ha bak kömür yok ama başka bir şey var denecek. Yani ya da bundan... Yani her aşamada karot alınacak. Evet. O da Karot Bilgi Bankası'na toplanıyor şu anda. Yani bu olması gereken bir şey. Dünyanın bu yaptığı bir şeydi. Yani burada...
ulusal maden raporlama sistemi geliyor. Yani akredite bir laboratuvarın, akredite bir uluslararası firmanın verdiği rapor gibi bizim ülkemizde raporu verecek. Bu dünyada kabul görecek. Yani bunlar küçük şeyler değil, çok büyük şeyler yapıldı. Şimdi işçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili ben bu noktaya biraz da şöyle şey yapıyorum. Geçen en son gündemde gelen Zonguldak arkadaşların bir şeyleri var. Yani işte madenler, lisanslar parçalanmasın, işte özel sektöre verilmesin. Evet. Ya özel sektöre verilmesin dediğiniz zaman özel sektör eskisi gibi değil artık. Bunu görmeler lazım. Özel sektör kötü yapar, devlet iyi yapar diye bir şey yok. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok. Herkes iyi de yapabilir, kötü de yapabilir. Özel sektör şu anda çok çok iyi yatırımlar yapıyor, çok çok iyi işler yapıyor. Şu anda Türkiye'de kurulan madenler var, Adam yoğun değil, işçi makine yoğun. Evet. Yani adam yoğun işletme değil, makine yoğun işletmeler kuruluyor. Jeolojistikle kömür kazılacak. Şirtler, şiriller yurt içinde. Bizim ülkemizdeki maden yapımızın, jeolojik maden yapımızın bize el verdiği imkanlar içerisinde mekanikleşmeye gidiyoruz. Bunu hızlı bir şekilde gidiyoruz. Yeni kurulan madenlerimiz var. Bunları burada tek tek zikretmek mümkün değil. Biz takip ediyoruz. Çok kaliteli kuruluyor. Çok dünya ölçeklerinde en son teknolojiyi buraya getirip kuruyoruz. Yani bunu biz de kuruyoruz, biz kendi yatırımımız olarak da, başka arkadaşlar da bunu kuruyorlar. Artık eskiyi bir unutmamız lazım. Eski nesil, herkesin aklına eski nesil santrallar geliyor. Yeni nesil santrallar gelmiyor. Eski nesil madenler geliyor, kötü şeyler geliyor, yenileri gelmiyor. Ama bunu dünya yapıyorsa bizim de yapmamız lazım. Şu anda dünya uzay madenciliğini konuşuyor, kutuplarda madencilik konuşuyor. Biz hala ülkemizin içindeki rezervleri nasıl çıkaralım mı, çıkarmayalım mı, ne olsun diye onu konuşuyoruz. Bu doğru değil. Bunun önü bir şekilde açılması lazım. Bu kısır döngünü bırakmamız lazım. Yani biz illa bunu, bir dünya bunu çalışıyorsa biz de çalışmamız lazım. En iyi şekilde çalışacağız. Ama kaçak güreşerek, işçi sağlığı, iş güvenliği noktasında kaçak güreşerek bir şey yapamayız. Burada artık bununla ilgili de hükümetimiz şunu gördü. Sermayenin madenciliğe çekilmesi gerekiyor. Paranın olmadığı yerde yatırım da düzgün olmaz, iş güvenliği de düzgün olmaz, iş de düzgün olmaz. Önce paranın bu işe sokulması lazım. Bunun için de alım garantileriyle, teşviklerle, mesela biz her yerde 5. bölge teşviğimiz var. Biz İstanbul'da da maden kursak 5. bölge teşviği geldi. Yani bu tip teşviklerle bu teşvik ediliyor. Biz de bunu bir yapmak bize düşüyor. Biz de bunu yapacak kararlılıktayız, iradedeyiz. Bunu yapmaya başladık. Biz şu anda Avustralya'dan, Almanya'dan, diğer dünya, Kanada'dan teknoloji ve adam transfer ediyoruz. Çünkü bizim ülkemizde daha mekanik madencilik daha yeni gelişecek. Dolayısıyla biz hem adam transfer ediyoruz hem teknoloji transfer ediyoruz. Peki, şimdi torba yasayla gelen bazı hükümler var. Onu biraz konuşalım istiyoruz. Torba yasada havza madenciliği diye bir kavram geliştirildi. Bu şu anlama geliyor. Bir havza, örneğin kömür havzası olarak belirlenmişse, işte alanların birleştirilmesi, konsolide edilmesi. Demir madeni ise demir madenlerinin konsolide edilmesi ya da birbirine yakın madencilik alanlarının yine konsolide edilmesi hedefleniyor. Ama orada mülkiyet hakları gündeme geliyor. İnsanlar diyor ki bugüne kadar ben kendi imkanlarımla bildiğim şekliyle yapıyordum bu madenciliği. Ama verimsiz yapıyorum. Devlet diyor ki bu madenciliği bu verimsizlikle sürdüremeyiz. Sürdürdüğünüz takdirde hep birlikte zarar edersiniz. Biz de ülke olarak zaten dışarıdan almak zorunda kalırız. Madenlerimizi istediğimiz gibi verimli üretemediğimiz takdirde de dışa bağımlılığımız artar. Şimdi ama orada mülkiyet hakları meselesinin çözümüyle ilgili torba yasada ortaya çıkan durum kaygı yaratıyor bazı kesimler tarafından, yani sahipler tarafından. Acaba bu giderilebilir mi? Yoksa hayır, torba yasadaki durum tamamen işte konsolidasyona gidiyor. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacak ki öyle bir yeni şirketleşme durumuna doğru gidiliyor. Sakıncaları ve faydaları bakımından bir etüt etmenizi istiyorum. Şimdi bu yapılması gereken bir şey. Bu ülkemizin geçmişten gelen kanayan yarası, daha çok taş ocaklarında. Mıcır ocakları, taş ocaklarında çok iç içe geçmişlik var. Yani İstanbul'un yakınındaki taş ocaklarını biliyorsunuz. İç içe geçmiş bir madenler, işletmeler var. Evet. Bunlar için olmazsa olmazdı. Ama bunun dışındaki madenlerde bu kadar acil değil. Yani en azından orada görülüp oradan sonra diğer madenlerde bu uygulanabilir. Yani bu uygulanmasında fayda var. Eğer bir havza, mesela kömür havzası, burada iç içe geçmişlik, küçük küçük parça parça olmuşluk, rezerv
rezervi heder olmasına, rezervin zayi olmasına, çalışmanın engel olmasına bunlar varsa, bunlar tekrar gözden geçirilip bunların yapılması lazım. Bu kanun iyi uygulanırsa çok iyi. Ama yönetmelikler, altyapıda yönetmelikler yanlış çıkar, eksik çıkarsa o zaman çok sıkıntı getirecek bir kanun. Bu. Biz bunu da bakanımızla paylaştık. Onlar da bu konuda çok iyi titiz çalışıyorlar. Titiz çalıştılar. Bizlerden de görüş aldılar. Yani bu olması gereken bir şeydi. Bilhassa taş ocakları ve mıcır ocakları için mutlaka olması gerekir. Diğer ocak, diğer madenlerde belki bir zaman içine yayılabilir ama taş ve mıcır ocakları için en çok acil bir şeydi. İyi uygulanırsa çok iyi olur. Kötü uygulanırsa da sıkıntı olur. Evet. Peki şimdi biraz torba yasa sonrası durumu konuşalım istedim. Bir de tabii madencinin durumunu konuşmamız lazım. Çünkü gelen evet. sorulardan da yani anlaşılan bize tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki her şeyi konuşuyorsunuz ama madencinin geleceğini konuşmuyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir madenci yürüyüşü oldu. Bu yürüyüş bir şekilde sulhle sonuçlandı. Neden yürüdüler ve nasıl sonuç elde ettiler? Bundan sonra benzeri olaylar aynı şekilde mi çözülecek ya da arkası gelecek mi? Şimdi geçtiğimiz günlerdeki yürüyüş, tabii torba yasaya konan madenlerin bölünmesi, bununla ilgilendi. Hemen buradan yola çıkarak bir eyleme arkadaşlar girdiler. Şimdi arkadaşlar şu konuda haklılar. İşçilerini kaybetmeme, madenlerin işlerinde devam etme, madenlerinin hayatiyetinin devam etmesi, mevcut madenlerin çalışması noktasına haklılar. Ama bazı haksız olduk yer var. Mesela Zonguldak Havzası. Mesela devletin elindeki, TK'nin elindeki bazı havzalar, EOŞ'in elindeki havzalar. Şimdi maden ruhsatı, lisansın alanı geçmişte çok büyük kapatılmış. Şu masa kadar büyük. Şu kadar yerinde bir kurum çalışıyor. Diyor ki aman diyor burayı parçalamayın, burayı hep diyor böyle dursun. Ya öbür tarafta da maden var. Öbür tarafta da gelecek birisi var. Öbür tarafta da şimdi bunu parçalayıp özelleştirildiği zaman ya da özel sektöre verildiği zaman özel sektörde oraya gelip maden kuracak. Orada da gene istihdam ortaya çıkacak. Oradaki cevher de ekonomiye kazandırılacak. Yani şimdi sen masa kadar büyük bir yerde bir lisans var. Şu kadar yerinde çalışıyorsun. Aman bunu parçalamayalım. Burada biz çalışalım. Öbürleri de dursun diyorsunuz. Bu yanlış. Ama işçi arkadaşların işleriyle ilgili kaygıları haklı. Burada bir diyeceğimiz yok. Bir de aynı işçi arkadaşlar, vay özel sektöre buraları verirseniz işçi güvenliği olmaz, işçi bu da yanlış. Ya hiç özel sektör bunu böyle yapar diye illa kestirip ön yargılı olmaması lazım. Bundan sonra özel sektör daha iyi yapıyor. Şimdi şunu yapmaya, demin de onu söylemeye çalıştım. Destek olduğu zaman, finansman olduğu zaman, para olduğu zaman bunun en güzeli yapılır. Bunu da devlet sağlamaya çalışıyor. Bunun önünün açılması lazım. Yani siz özel sektörü ön yargıyla kötü yapar diyerekten bir köşeye korsanız ya da böyle olur derseniz bu iş olmaz. Bu iş o zaman büyüyemeyiz. Evet. Yani bu rezerv ortaya çıkmaz. Peki Muzaffer Bey çok teşekkürler geldiğiniz için ve böylece bir Maden Dünyası programını da sonlandırıyoruz. İki hafta sonra aynı saatte yine karşınızda olacağız. Başka bir konuyla birlikte.